Profesör Doktor Ekrem Burak İnci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. merhabalar. Merhabalar. Bugün sokak köpeklerini konuşacağız. Türkiye gündeminden hiç düşmüyor. Hiç de düşmemiş aslında. Yeni bir şey değil. Değil evet. Eskiden de böyleymiş. Dolayısıyla biz bunu hangi tarihte konuşursak konuşalım. Aktarifizini kaybetmiyor. Kaybetmeyen ve ilgi çeken bir başlık seçmiş olacağız. Ee, sokak köpekleri dediğimizde böyle hani dışarıdan baktığınızda ...bir şey değilmiş gibi geliyor. Ya evet ne olacak, kapının önüne biraz yemek koyarız ama... ...üçü beşi bir araya gelince onların da kendine ait bir... E, ...fıtratı var. Hemen çeteleşiyorlar ve gerçekten yürümekte... ...zorluk çekiyorsunuz. Biz bunun eskisine gideceğiz. İstanbul, sokak köpekleri... ...seyyahların yazdıkları, oradan başlayalım isterseniz. Evet. Şimdi İstanbul'a gelmiş... ...hiçbir... ...yazar, seyyah olmasın ki... ...sokak köpeklerinden... ...bahsetmiş olmasın. Hatta... ...hiç İstanbul'a gelmeyenler bile... ...mesela Jules Verne hiç İstanbul'a gelmedi... ama kahraman ağa diye veya inatçı diye bilinen bir romanı vardır... ...İstanbul'da geçen... ...orada bile sokak köpeklerinden bahsediyor... ...Teveno sokak köpeklerinden bahsediyor... ...sokağı paylaşmışlardır diyor... ...her birinin kendi sokağı vardır diyor... ...o sokağa diyor... ...başka köpekleri sokmadığı gibi diyor... ...o sokak halkından olmayanlara da diyor... ...havlarlar diyor... ...yani havlayan köpek ısırmaz diye bir tabir vardır ama... ...yani onu tanıyor... Ee, böyle sizin de dediğiniz gibi köpekler zeki hayvanlar. Enteresan bir sistem kurmuşlar İstanbul'da. İstanbul halkı da malumunuz Türk İslam terbiyesinde e küçüklere ve güçsüzlere şefkat göstermek esastır. Hayvanlar da her zaman bu şefkat ve himayeninden e pay almışlar. Biraz geriye dönelim o zaman hem Türk kültüründe hem İslam kültüründe sonra ikisinin birleşiminde. Köpeğin yeri nedir? Oradan başlayalım. Belki neden bu kadar çoğaldıklarını daha kolay anlarsın. Evet. Şimdi e, Türk kültüründe köpek e, makbul tutulan bir hayvan değil. E, hatta ismi bile anılmaz. Yani iki hayvan vardır. ismi Türk kültüründe anılmaz çünkü arkaik cemiyetlerde bir şeyin ismi anıldığı zaman e, bir uğursuzluk veya bir zarar meydana geleceği düşünülürdü veya ona bir zarar geleceği düşünülürdü. Hatta insanlar bile çok zaman isimleriyle anılmazdı çocuklar, hanımlar mesela. Çünkü daha narin oldukları için e, nazara veya kötü e, tesirlere uğrayacağı düşünülürdü. Bu uğursuzluğundan dolayı. Birisi affedersiniz domuzdur, hınzırdır. Ona dağdaki derler eski Türkler. Diğeri köpektir. Ona da kapıdaki derler. Fakat köpek diye eski Türklerde isim vardır. Evet. Hatta meşhur Selçuklu veziri Saadettin Köpek var. Şimdi e, yine Arkaik cemiyetlerde buna Romalılar da dahil. ...Araplar da dahil, Türkler de dahil... ...vahşi hayvanları isimlerini çocuklarına koyarlardı. Bu düşmanlara köpek karşı... Köpek vahşi bir hayvan mıdır? Köpek tabii. Evet, insanlığın başından beri ehlileştirilmiş ama... köpeklerin büyük ekserisi vahşidir. Şimdi insanlara garip gelebilir ama... ...at vahşi bir hayvandır. Yani tabiatta vahşi atlar vardır. Bir kısmı ehlileştirilmiştir. Vahşi eşekler vardır. Hatta yaban eşeği, zebralar malumunuz. Hatta e, bazı e, kitaplarda... ...yabani koyunlardan bahsedilir. Yani bunlar tabiatta doğmuş, evet, orada Evet, yaşayan, yaşayan hayvanlar. Hı. Köpeklerin de büyük bir kısmı böyle. Ama ehlileştirilmiş. İnsanlığın ilk e, devirlerinden beri ehlileştirilmiş. Çünkü malumunuz hayvanın insanlara bazı faydaları var. Hatta Yunan mitolojisinde köpek hayvanının koruma sembolüdür. Yani öyle bir misyon yüklenmiştir. E, fakat tabii eski Türkler koyun besledikleri için... ...koyunun da en mühim muhafızı köpek olduğu için... ...Türklerin hayatında öteden beri köpek var olmuş. Hı hı. Gelelim İslam kültürüne. İslam kültüründe köpek... ...hiç makbul tutulan bir hayvan değildir. İslam kültüründe birinci domuz... ...ikinci köpek... ...sırayla makbul tutulmayan hayvanlardandır. Bunun e, çeşitli sebepleri... ...fenli sebepleri, sosyal sebepleri anlatılıyor. E, ce Cenab-ı Peygamber'in... Buna dair sözleri var. Yani evinde köpek beslesin de hiç kimse yoktur ki... ...her gün sevapları eksilmesin. Yine e, melekler köpek bulunan eve girmezler. Bunu hatta fiili olarak Hazreti Peygamber kendisi yaşamıştır. Vahiy kesiliyor birkaç gün. Sonra bakıyorlar Hazreti Hasan bir küçük köpek bulmuş. Evde onunla oynuyor. Ondan dolayı meleğin gelmediği öğreniliyor. Yine, yine Hazreti Peygamber buyuruyor ki... ...hiç kimseye köpek beslemek helal değildir. Ancak av köpeği müstesnadır. Bekçi köpeği müstesnadır. Bir de davar köpeği ki o da bekçi köpeği sayılıyor. Yani bu da evin dışında olmak kaydıyla. Yine Hazreti Peygamber'in çok enteresan bir sözü var. Ahir zamanda yani kıyamete yakın insanlar çocuk yerine köpek beslemeyi tercih edecekler. Bu hakimde geçen bir hadistir. Çok enteresan bu zamanı yaşıyoruz. Hmm. Pek çok insanın çocuğu yok veya çocuğu olsun olmasın köpekleri tercih ediyor. Köpek beslemeyi tercih ediyor. Bunun tabii psikolojik sebepleri var. Burada belki yeri değil ama yani köpekler e, arkadaşlık ediyor. Canlı bir oyuncak aslında. Yani köpek besleyenlerin bir kısmı, hepsi diyemem ama bir kısmı hayvanseverlikten ziyade... ...biraz kendilerini sevdikleri için köpek ve kedi beslediklerini düşünüyorum. Çünkü canlı bir oyuncak, hiçbir oyuncak onun verdiği eğlenceyi vermiyor... İslam kültüründe neden köpek makbul değildir? E, bazı hükema, hikmet sahibi kişiler şöyle cevap vermişler. Bir kere öyle ki mesela... E, ...kedinin, ki o da bir vahşi, yani vahşi demeyeyim de... ...o da eti yenmeyen bir hayvandır köpek gibi ve vahşidir. Yani icabında et yer, hı hı. avcı hayvandır köpek gibi. Mesela onun salyası necis değildir. Köpeğin salyası necistir. Necis ne demek? dini olarak kirli demek. Yani üzerinize o pislik bulaştığı zaman ibadet edemezsiniz, namaz kılamazsınız Hı -hı. demektir. Kedinin idrarı insanın elbisesinde necis değildir. Yani kedi kucağınıza oturup da idrar yapsa bununla namaz kılabilirsiniz. Ama mesela yere yapsa orada kılamazsınız. Hı -hı. Fakat köpeğin salyası bile necistir. İdrarını bırakın. Ve bazı İslam alimlerine göre yedi kere yıkanması gerekir. Köpeğin salyası, idrarı ve ıslak tüylerinden gelen Rutubet yani tüyler ıslaksa ondan gelen rutubet e, yedi kere yıkanmalıdır ve bu yıkanmanın birinde mutlaka toprak bulunmalıdır. Şafi mezhebi bu e, görüşü almıştır. Şafi mezhebinde köpek şafiilerin çok kaçtığı bir Hı -hı. hayvandır. Hatta çok kötü insanlara şafi köpeği derler. Bu da şafi hakaret yok. Şafiilere göre köpek yani uzak durulması gereken, o salyası kadar. bile evet. yedi kere yıkanacak bir insan demektir. Hatta Seyyid Abdülhakim ki Hazretlerinin bir sözü var, bir şiiri var. Es adül yevmin la Erel Kelbe, Velel Kelbi Yura. En mutlu ve kutlu günüm odur ki köpeği görmedim, köpek de görmedi beni. Yani hmm. köpeği rastlamamak güzel, köpeğin de sizi görmemesi güzel. Yani e, bu kadar uzak durmuşlar. Onun için İslam kültüründe köpek her zaman evin dışında ihtiyaç için beslenen Görevi var. bir hayvan olmuştur. Köpeğin bu kadar negatif bir pozisyonda olması. ...ona iyilik yapmaya engel değildir. Yine Hazreti Peygamber'in anlattığı bir hadise var. Eski ümmetlerden bir kadın, kötü bir kadın... ...yolda yürürken bir kuyunun başında susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeği görüyor. Acıyor köpeğe. Su çekmek istiyor kuyudan. Fakat kuyunun kovası kopmuş. Kendisi iniyor. Kuyuya inmek kolay değildir. Cesaret ister. Düştüğünüz zaman kolay çıkamazsınız. Ayakkabısına su dolduruyor... Kuyudan çıkıp köpeği suluyor. Bundan dolayı demek imanı da varmış ki Cenab-ı Allah onun günahlarını affediyor ve onu cennete koyuyor. Bu bir hikaye değil. Masal değil. Bunu Hazreti Peygamber anlatıyor. Demek ki hayvanlara şefkate mani değil. İşte bunun neticesi olarak köpek Türk İslam kültüründe uzak durulan bir hayvan olmasına rağmen bilhassa İstanbul ve şehirler köpeklerle dolmuştur. Bunun en mühim sebebi İstanbul halkının, şehir halkının... Köpeklere gösterdiği şefkat ve merhamettir. Her insanın evinin önünde bir taş. Taşın içi biraz oyuk, artan yemek. oraya dökülür, sokak köpekleri gelir, onu yerler. Her evin önünde var evet, bu. Var bu. Ee, İstanbul'da çöp problemi yoktur. Çünkü bütün çöpleri İstanbul köpekleri hallederler. Şimdiki gibi ee, ambalaj atığı da olmadığı için e, çıkan tabii, atık tabii. Zaten, zaten tüketilebilecek köpek, bir, bir şey. Onun için köpeklere e, İstanbul'un çöpçüleri derlerdi. Çok enteresandır... İstanbul'da bu kadar köpek yaşamasına rağmen bu köpekler arasında kuduz vakası enderine vadirdendir. Sebebi e, yetersiz gıda ve çok aşırı e, geniş cinsi serbestlik sebebiyle bir antidot meydana geliyor hastalıklara karşı. Yani kolay kolay sokak köpekleri hasta olmuyor. Ne gibi çok e, zahmetli hayat yaşayan insanların kolay kolay hasta olmaması Hı. ama çok çıt kırıldım yaşayanların her tür ihtimama rağmen gıdası, her şey yerinde olması, hasta olması gibi bir şey. Mesela bu, e, çok kişinin dikkatini çekmiş. İstanbul'da bu köpekler arasında neden Kuduz bu kadar yaygın? Mavruyeni Paşa diye bir doktor var Sultan Aziz ve Sultan Hamit zamanında doktorluk yapmış. Onun bir kitabı var. İstanbul köpeklerinde Kuduz vakalarına rastlanmamasının sebebi diye tıbbi olarak bir Açıkılmış. kitap yazmış. E, fakat tabii İstanbul e, köpekleri, sokak köpekleri bu kadar masum değil... Yani 19. asırda e, 40-50 bin köpekten bahsediliyor. İstanbul'un nüfusu 500 bin. 500 bin kişi yaşıyor İstanbul'da. 40-50 bin köpek var. Seyyahlar bu köpekleri İstanbul'un vazgeçilmez bir unsuru olarak görmüş. E, Avrupa'da da bu mesele halledilmiş. Avrupa'da sokak köpeği yok. Çünkü köpek besleyenlere... Vergi getirilmiş. E, sokak köpekleri de itlaf edildiği için sokak köpeği hiç, hiç rastlamazsınız Avrupa'da. Böyle bir şey yoktur. Kediye bile rastlamazsınız. Biz de şimdi e, köpekler evde beslendiği için aslında sokakta kedi daha fazla ev köpek daha az ama yine de sok çok sokak köpeği var çünkü çok çabuk yürüyorlar yani ömrü 10 senedir bir köpeğin 9 e, hafta hamilelik 9-10 tane yavru yapar şu anda 500 milyondan fazla köpek olduğu söyleniyor dünyada. 500 Tabii ölüyor fazla çoğu ölüyor hı. bunların malumunuz. Ee, bu az bir rakam değil, Peki, şehirler içinde az değil. Peki İstanbul'da mesela bu kadar çok köpek, kuduz vakası az görülmüş ya da hemen hemen hiç görülmemiş ama insanlara saldırdıkları görülmüş evet. mü? Görülmüş, yani Avrupalı seyyahların e, hikayelerinden biz bunu görüyoruz. Hatta muallim Naci anlatıyor mesela, çocukluğumda diyor köpekler bana saldırdı, canımı zor kurtardım diyor. Hatta Hattat, Hattat Şefik Efendi vardı Sultan Abdülhamit devrinde, o köpeklerden kaçarken Halit'e atladı ve boğuldu öldü. Köpeklerden kurtulmak evet, için. Evet. Yani ben beş altı seyyah da okudum. Köpekler bize saldırdı. Köpeklerin olduğu bir sokaktan geçmek bir işkencedir. Hepsi anlatıyor. Ee, hatta e, Alman kolonisinden Anna Rilk vardır. Sultan Hamit zamanında burada elçilikte çalışmış. Hatıralarını yazmış. Diyor ki sokaklara çıktığımız zaman iki tehlike sizi bekler diyor. Biri dilenciler, diğeri köpekler. Onun için yanınızda bozuk para ve kuru ekmek bulundurun diyor. Hmm. Dilencilere parayı vererek kurtulursunuz. Köpeklere ekmek vererek kurtulursunuz diyor. Rilke anlatıyor bunu. Yani İstanbul'da köpeklerin biraz biraz evvel söylediğim gibi tanımadıkları e, hatta derlerdi ki eskiden köpek kendinden e, korkanlara saldırın evet. derlerdi. Kulağın arkasından duman çıkar falan böyle efsane bir şey anlatılardı. Bunun doğruluk payı olduğu söyleniyor. İlmi yönü olduğu söyleniyor. Korkan insan bir koku yaydı. Evet. E, işte çaresi de işte elinde sopa olacak. Hatta bir tabirdir. Köpekleri salmışlar Taşları bağlamışlar. artık Yani taş atmanız lazım. Şey köpeksiz köyde... Değnek. değnek. Köpekli köyde değneksiz gezmek gibi yani emniyetsiz bu bir tabirdir. Elinize bir değnek olacak, taş olacak. Ee, taş atmaktan kaçar. Yere çömeldiğiniz zaman köpek umumiyetle kaçar. Ama her köpek de böyle değil. Havlayan köpek ısırmaz derler. Ee, bir müftü vardı Şark vilayetlerinden. Ee, köpek kovalamış. Demek köpekler kovalıyor. Müftü efendi bir evin içine girmiş... Demişler ki müftü efendi sen demişler... kapıyı açmış girmiş yani kurtulmak için. Tabii garip bir durum evde kadınlar falan var muhtemelen. Demişler ya sen müftüsün oku üfle. Hmm. Köpek sana ne yapar? Demiş vallahi ben köpeği gördüğüm zaman kelime-i şehadeti bile unutuyorum hmm. demiş. Nerede kaldı ki Kesinlikle. okuyayım üfleyeyim? Köpek korkusu, tamam. kinofobi. Evet. Kinofobi dönüyor buna. Malumunuz. Ee, şimdi e, hayvanseverlerde bir egoist tavır var. Herkesin hayvanları sevmek zorunda olduğunu... ...düşünüyorlar şimdi... ...sevmek başka şey... ...hayvanlara kötülük etmek başka zarar şey... ...zarar vermekten belki bahsediyorlar... Evet. ...yani sevmeyebilirsiniz ama zarar vermek hakkında evet. sahip değilsiniz... Yani, ...ama işte öyle olmuyor yani... ...mesela... E, ...köpeğini tasmasız gezdiriyor... ...köpek insanların üzerine yürüyor... ...belki bir şey yapmıyor ama mesela huylanan insan çok huylanır... ...korkan için tabii ki... ...çok kötü bir şey... ...bir şey yapmaz demekle olmuyor... ...yapabilir yani köpeğin ısırdığını çok gördük... ...çok evdeki evli köpeklerin... kedi bile ısırıyor, yani... ...ısırıyor, Evet. ısırıyor... Yani e, çok uslu köpeklerin bile ısırdığını, insanın başını belaya soktuğunu biliyoruz. Onun için e, burada biraz herkesin köpekleri ve köpeklerini sevmesi gerektiğini düşünüyorlar. Bu biraz tabii egoistçe bir tavır. Yani hayvan sevenlerin bir kere bu tavrı e, hoş değil. Ama tabii köpeklere kötülük yapmak o da ayrı bir şey. Fakat işte ben daha önce de burada söylemiştim. Kadın cinayetleri falan çıktı. zaman kadın cinayetleri bir şey yoktur. Kötülük vardır. Erkek i̇nsan. cinayeti vardır, hı hı. kadın cinayeti vardır, çocuk cinayeti vardır, öteki cinayeti vardır, hayvan. Yani insan kötüyse herkese gücü yeten herkese kendi çocuğunu adam öldüresiye dövüyor veya öldürüyor var böyle insanlar. Tabii bu bir ruh, ruh hastalığıdır. Yani bir insanın başka bir insana kaba kuvvet kullanmasının başka bir izahı yoktur. Yani devletin cezalandırması bir tarafa suç işlemiştir, dayak cezadır bazı yerlerde tamam ama normal şartlarda bir insanın haklı bile olsa ee, ...gücü yeteni dövmesi, ona fiziki şiddet kullanması... ...ruhi rahatsızlığın bir eseridir. Psikopatlığın bir eseridir. Normal bir insan böyle yapamaz. Çünkü nedir bu? Gücüm yetiyor ona. Gücü yeteni yapmıyor. Yap Yapamıyor. Yapamıyor. O zaman bu nedir? Bu bir hastalıktır. Bu çok ciddi bir hastalıktır. Bunun kadını, bilmem köpeği olmaz. Dayak yiyeceği yerde dayak atamıyor zaten atamıyor. de. O, o ha, bazen de bazı insanlarda, e, başkalarından gördüğü... ...maskıyı, ezikliği e, altındaki insanlardan çıkarır. O çok daha vahim bir e, psikolojik rahatsızlıktır. Onun için böyle kategorize etmenin manası yok. Kötü insan her yerde kötüdür. Bizim ecdadımız hayvanlara her zaman iyi muamele etmiş. Evine sokmamış, köpekten kaçmış ama köpeklere iyi muamele etmiş. Ya zaten kötü muamele etse, itilaf etse bugüne kadar sokaklarda köpek, köpek kalmazdı, kalmazdı Avrupa'da olduğu evet, gibi. Evet, aynen öyle. Şimdi e, hatta e, bu köpeklerin karakterleri Herman Mölvil var, Mobidik yazarı. O İstanbul'a gelmiş Sultan Mecit zamanında köpekleri anlatıyor. Çok güzel tasvir ediyor diyor ki... ...bu diyor, köpeklerin diyor... Işte, ...tabiatları bile farklı. Mesela Galata köpekleri, Eminönü köpekleri birbirinden farklı Mesela Galata köpekleri daha eziktir diyor. Eminönü köpekleri kuyruğu diktir diyor. Galata köpekleri daha garibandır diyor. Daha sefildir, tüyleri falan diyor. Bunlar daha bakımlıdır, parlaktır. Yani Sur içindekiler şunu demek istiyor. Bakıyor. Sur içindekiler Müslüman ekseriyettedir. Galata gayrimüslimdir. Gayrimüslimler o kadar merhametli değil hayvanlara. Yani evinde beslediğine ev, evinde köpek besleyen insanın siz merhametli olduğu neticesini çıkarmayın. Öyle olabilir. Ama o, o onun delalet etmez. O tamamen yüzde bir oyuncak. %100. Yüz, yüz. Evet, o, onun bir oyuncağıdır o. Egoistliğinin belki de bir alametidir. Yani buna bu, bu insanı bazen kandırır. Buna da inanmamak lazım. Yani İstanbul köpekleri 19. asırda ciddi problem e, teşkil etmiş. Sultan Mahmut demiş ki yani bu böyle olmaz. Sokaklar köpeklerden geçilmiyor. Bunlar insanlara zarar veriyor. Pisletiyor, bir de artık Sultan Mahmut Avrupa'yı bir e, düzen Şeyiz. kurmak istiyor. Hı. Yani İstanbul çamurlu, balçıklı sokaklarından lağımlar akan bir şehir olmamalı. Ortaçağ şehri hüviyetinde köpekleri e, teknelere dolduruyorlar. Sivriada'ya Marmara'nın ortası Sivra, oraya götürüyor. Götürürken bir fırtına çıkıyor. Fırtına çıkınca aman aman diyorlar, bu ilahi bir işaret, geri dönüyorlar. Eskiden bu, bu işaretleri böyle okurlardı insan. Evet, eski insanlar böyle. Sultan Aziz zamanında yine aynısını nataşer. Çünkü Sultan Aziz Avrupa görmüş. Avrupa'da bir yol, her taraf tertemiz. Senin sokakların köpekler. Kısırlaştırmak diye bir şey o. Ver. O da İslamiyet'te caiz değil. Yani bir hayvanı ve bir insanı kısırlaştırmak onun tabii hayatını Ama engellemek şimdi oraya demek. Onu hiçbir bıraktığınız zaman da ölüme terk ediyorsunuz. O da belki. yanlış. Onu da söyleyeceğim birazdan. O da yanlış. Yani hayvanı götürüp sivri adayı bırakmak ne demek? Açlıktan öldürmektir. Evet. İtlaf edilecek. İslamiyet'te zarar veren hayvanların yani herhangi bir sebeple zararlı hayvanlarım acı diyeceğim. vermeden, acı vermeden itiraf edilmesi caizdir. Bu kesmek bir kedi olabilir. Yani? yani eskiden kesmek, en az acı veren öldürme kesmedir. Çünkü anlıktır ölümü. Yani Uzun zaman acı çekmez. Ama şimdi e, kesmeye muadil acı vermeyen öldürme metotları İlaç var. Resim, Kull yani. kullanarak yani bunu bunu yapılacak. Köpeklerin ve bu tür hayvanların itlafından başka çare yok. Şimdi belki bugüne geleceğiz. Bu barınaklarda da durum aslında çok daha gördük işte örneklerini vahim, orada orada vahim. daha da kötü. Sonra kısırlaştırınca ne olacak? Yani köpeğin ısırması veya mikrop taşıması veya buna benzer bir şeyini engelleyemiyorsunuz. süre içinde en azından Bunun azaldığını o... umuyorlar. Ee, o da o da bir de kısırlaştırılan hayvanın tabiatı değiştiriyor. Başka problemler meydana geliyor. Yani o da bir e, problem. Osmanlı bununla çok uğraşmış. 19. Asırda artık Avrupa'yı bir e, hayat başlayınca bir tedbir almak ihtiyacı hasıl oldu. Yani bu köpeklere ne yapılacak? Sultan Mahmut bir tedbir almak istedi. Sultan Abdülaziz bir tedbir almak istedi. Sultan Abdülaziz zamanında dediler ki biz bu köpekleri yine babası Sultan Mahmut zamanında Sivriadağa götürelim. Orada kendi kendilerine ölsünler. Fakat bu sefer İstanbul'da bir yangın çıktı. Dediler ki bu yangın ilahi bir işaret. <laughs> vazgeçtiler. Sultan Abdülhamit zamanında yine teşebbüs edildi. Kaiser geliyordu 89 herhalde ilk seyahatlerinde 89'da. Kaiser gelirken bu köpekler sokakta olmaz için... Kaiser meraklı her yeri geziyor. Sokak köpekleri olmasın çirkin bir görüntü. E belediye bunları toplamaya teşebbüs etti. Bu sefer halk mani oldu. Çünkü daha önce başımıza bela geldi yangın oldu. Biz köpekleri toplatmayız. Sultan Abdülhamit zamanı da malumuz böyle şeylerden çekinen bir zaman aman yapmayalım dedi. Yani çekinelim başımıza iş gelir. Meşrutiyet zamanında belediye artık eskisi kadar e, merhametli olmadı. Koylara e, kolera salgını zamanında köpeklerin varlığı İstanbul halkını korkuttu ve belediye köpekleri 910 senesinde teknelere doldurdu, çingenelere vazife verdi. Böyle tahta kıskaçlar yaptılar. O tahta kıskaçlarla köpekler toplandı, kafesli arabalara kondu, oradan tekneleri, teknelerle teknelerle Sivriada'ya götürüldü, ve oraya bırakıldı. Buradaki köpeklerin uğultusu günlerce İstanbul halkının yüreğini parçaladı. Dayanılır Kuş gibi kumundu. değil tabii. Ee, hayvanlar birbirlerini yediler. Geri kalanlar açlıktan öldüler. Ee, oradan geçen gemiler e, o ekmek falan atarlardı. Şimdi bu kuşlara e, e, simit attıkları gibi martılara bir müddet sonra hayvanlar öldü. Kukusu günlerce ortalığı tuttu. Arkasında bir Marsilyalı, uyanık bir Marsilyalı dedi ki bu e, köpek ben alayım. Belediye ona ihaleyle sattı. Onların kemiklerini topladı, götürdü Masilia'ya. Bir takım sanayi e, eriyiklerin eritilmesinde köpek kemiklerinin kullanılması e, varmış. Bu şekilde onları kullandılar. E, bir kısmı bu eriyik toplamak için, eriyikleri meydana getirmek için, bir kısmı gübre için bu köpek e, leşleri kullanıldı. Ertesi sene Geriye kalan köpekler. O zaman e, şehremini Cemil topuzluyu İstanbul'un en meşhur belediye başkanlarındandır. Operatör, doktor Cemil Paşa. Cemil Paşa e, ki İstanbul'un e, iz bırakan başkanlarından, müspet ve menfi iş iz bırakan başkanlarındandır. O da aynısını e, yaptı. Fakat bu sefer adaya götürmedi. Zehir ilaç enjekte ederek İstanbul'daki köpeklerin mühim bir kısmını itlaf ettirdi. Cemil Paşa. Bu sefer e, yani itin duası kabul olsa gökten kemik yağdı derler ama o sene Trablusgarp Harbi, ertesi sene Balkan Harbi... ...iki sene sonra da Birinci Can Harbi felaketlerini İstanbul halkı bu köpeklerin ahına bağlamıştır. Yani köpekleri böyle yapınca... eski nedir eski insanların? Yani bir insanın hali döneceğini bu. düşünün. Döneceğini düşünün. Şimdi bundan dolayı bu e, sokak köpeklerine karşı her zaman bir e, merhamet olmuştur ve belediye bu hususta hiçbir tedbir almadı. Ancak kuduz hastalığına binaen bu hayvanları topluyor, muayene ediyor, aşısını vuruyor, kulağına bir şey yapıştırıyor, sokaklara salıyor. Hı hı. Yakın zamana kadar e, sokak köpekleri insanlara çok fazla bulaşmıyordu. Hı hı. Zaten sokak köpekleri, mesela bir davar köpeği olsa insana falan gelir. Ama sokak köpeği insanlara gelmiyordu. Fakat son zamanlarda ne olduysa... Bu köpeklerin insanlara saldırması arttı. Bunun çok çeşitli sebeplerini söylüyorlar. Sayıları da arttı herhalde. Sayıların artması, bu köylerden getirip azıtıyorlar biliyorsun. Sayılarının artması, bu ev köpeklerinin bir kısmının beslenmesi, bu sokak köpeklerine yem veriyorlar. Bunlar artık çöplerden bir şey bulup yeme kabiliyetini kaybetmiş durumdadır. Mesela kediler mama bekliyor artık. Yani çöplerdeki e, balık kılçıklarını, etli onları yemiyor artık. Köpekler kemik falan yemiyor, mama bekliyorlar. Ciddi manada. ...çöpün yanında duruyor, çöp Hı -hı. dolu... ...belli, onlar karıştırmıyor. bakmıyor... ...karıştırmıyor, bu enteresan, yani şeyin kimyası değişti... ...şimdi... ...bu... Ee, ...söyleyecektim, yarım kaldı... ...Türk İslam kültüründe bu köpeklere karşı... ...antipatinin arkasında ne var... ...hikmet olarak, şimdi derler ki... ...halk arasında şöyle bir kanaat vardır... ...kedi nankör bir hayvandır... ...köpek ise sadık bir hayvandır... ...elbette nankörlük kötü... ...sadakat iyi bir... vasıftır. Evet. ama... Ee, köpeğin sadakati e, makbul bir sadakat değil. Yani köpektir evet. e, sayı, e, zevk alan sayyadı bir insafa hizmetten diyor Namık Kemal. Yani insafsız yani kötüye yardım eden e, muini zalimin ancak erbabı denaettir. Yani zalimlere ancak kötü insanlar yardımcı olur. Köpektir zevk alan hizmetten sayyadı bir, bir insafa hizmetten. İnsafsız avcıya köpek... ...çünkü kendisine yem verecekti. Evet. Yani aslında... altındaki değil. Tabii altındaki mantık... E, ...ne olursa olsun iyi ya da kötü... ...kendisine yemek veren herkese... ...sadakatle evet. hizmet eden evet. köpek mi... ...yoksa sahibine bile gerektiği eyvallah, eyvallah etmeyen evet. kedi mi? İşte bu e, İslami kültürde makbul tutuluyor. biraz da tasavvufi kültürde. Yani kedinin eyvallahı yok sahibine. Neden? Çünkü rızkın... rızkın ...sahibinden, sahibinden gelmediğin gelme, gelmediğini biliyor. biliyor. Yani en azından bu onda bir... E, insiyak olarak var fakat köpek böyle değil köpek e, yani sadakat iyidir de kötüye sadakat iyi midir Ama yani kötünün o, köpeğin onu ...onu bilemez açık hayır hayır burada zaten zor. burada zaten kedinin ve köpeğin suçu yok burada e, ...muhakeme edilen yargılanan evet. bu e, vasıflardır yani insanlara aslında köpeği köpek dışlanarak insanlara yani sizin iyi zannettiğiniz sadakat makbul bir şey değil. Bu tasavvufi bir yaklaşım. Tasavvufi ama bir yaklaşım. fiziki olarak yani bizim kedileri eve alıp köpekleri köpeklerin salyasından evet. ya da tüyündeki nemden bile uzak durmamızın emredilmesinin altında mutlaka evet. başka sebepler başka var. Başka sebepler de var. Yani evet. bu çok çeşitli sebepler. Bununla alakalı kitaplar evet. yazılmıştır. Yani yoksa her köpek kötü müdür? Yani sen Bernardlar yolda kalmış insanları buluyor. Ama köpekleri var. Şeyi hesaplıyorlar. Yeşil ışıkta ne kadar zamanda e, körün geçeceğini hesaplayıp onlara yardımcı Ona oluyorlar. Ona göre o hızla evet. yürütüyor. E, Ternov var, yüzücü köpekler, kurtaran insanları kurtarıyor. Yani e, çoban, köpe köpekleri, çoban köpekleri bizim kültürümüzde. Zaten onlar çoban köpeği zaten e, malumun sevimli de bir köpek. Evet, bu korkunç bir köpektir ama e, yani işini gayet iyi yapar. E, sonra yani e, ha bulldoklar var. Yani vaktiyle modaydı Avrupa'da. Ah bu Avrupa'da az değil. Boğaları köpeklere parçalatırlardı. Öyle bir oyun vardı. O köpekler bulldog derler. Boğa köpeği. Yani böyle de bir kültür var dünyada. Ama mesela bir de bizim kültürümüzde... ...şark kültüründe bir köpek var ki... Çok meşhur. Ee, şey. Kur'an-ı Kerim'de övülmüş... hadis i Şeriflerle övülmüş... ...Cennet'e gideceğine inanılan... ...yani e, edebiyatımızda yer tutmuş... ...Kıtmir adında bir köpek hmm. var. Sonsuzluk kervanı arkanızda ben... ...ayağı seken... Uyuz köpek olayım Necip Fazıl diyor. şu Onu kastediyor. E, altı tane genç... ...Dakyanus, Diokletianus zamanında... ...Tarsus'ta veya Efsus, Efsus neresiyse o zaman... ...Efes diyorlar, Tarsus diyorlar, Afşin diyorlar... ...Amman diyorlar, çok çeşitli rivayetler var. Bilmiyoruz buranın neresi olduğunu. Bu altı tane genç... ...Romalı, Romalı... ...isimleri de yani Titus, Marcellus falan... ...ama biz onları Yemliha, Misina, Mekselina... ...Mirnuş, Tabernuş, Şazenuş diye biliyoruz. İman ehli, iman ediyorlar. Putperestlikten uzak duruyorlar... Ve bu sebeple tazike uğradıkları için yapacakları tek şey var. Orayı terk etmek. Madem ki biz burada. Eskiden öyleymiş. Evet. Terk ediyorlar. Kadın erkek. Kavga kavga etmiyorlar. Çünkü evet. kavga edemezsiniz. Terk ediyor bu gençler. Ve çok zengin zengin, zengin aileler, yani üst sınıf ailelerin çocukları. Yolda bir çobana rastlıyorlar. Kipas Tatius. Titus kö, yani Kefeşle Tayyus diye biz geçiyoruz. Ona rastlıyorlar. O da bunlara arkadaş oluyor. O da imanlı. Mağara'ya kaçacaklar. Köpek de geliyor arkalarından. Diyorlar ki, bu köpek bizi ele verir. Köpek dile geliyor ben de sizinle beraber olayım diye. Köpeğin ismi Kuran-ı Kerim'de geçmez. Kıtmir olduğu söyleniyor. Kıtmir e, hücre, çekirdek manasına gelen bir kelime. Kuran-ı Kerim'de kıtmir geçer ama köpeğin ismi olarak geçmez. Bu yedi genç, imanlı genç ve bir köpek bir mağaraya sığınıyorlar. Ve o mağarada 300 sene uyuyorlar. 300 sene sonra uyanıyorlar. Bakıyorlar ki her taraf iman ehli olmuş. İsa Aleyhisselam inananlarla dolmuş. Tekrar mağaraya girip uyumaya devam ediyorlar. Bu Kuran-ı Kerim'de anlatılıyor. Ve kıyamete yakın bunların dirileceği ve Mehdi'ye ve İsa aleyhisselama yardımcı olacakları anlatılıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir sure var bunlarla alakalı. Hiçbir şey yapmamışlar bu çocuklar. Mesela orada çok ibadet ederlerdi, çok oruç tutarlardı, çok namaz kılarlardı, çok sadaka verirlerdi diye övülmüyor bunlar. İnançlarını, imanlarını korumak için uzaklaştılar. Hı. Yapacakları tek şey buydu, bunu yaptılar. Kolay bir şey değil bu, söylemesi tabii. kolay. Tabii, tabii, tabii. Her şeyini bıraktılar. Bunun için övülüyorlar bunu. Onun için mesela derler ki e, savaşta şeyde barış zamanında büyük hareket şeyler yapılır. Manevralar yapılır. E, askeri manevralar. Hiçbir kıymeti yok bunun. Savaşta on kişilik bir asker takımının bir faydalı işi bir savaşın neticesini değiştirir. Burada da bu altı gencin ve onlara ilave edelim, hep yedi genç. İşte onların köpeği tarihe geçmiştir Kıtmir. Tarihe geçmiştir. Makbul bir hayvandır. E, burada Kıtmir'in doğruya sadakati övülür. Yani do, doğru insanlara sadakati. Yanında olduğu insanlar, doğru i̇nsanlara olduğu bile. için. Binaenaleyh yani köpek alehtarlığı mutlak bir alehtarlık değil elbette. Tamamen realitenin, gerçekçiliğin neticesi olan bir e, hadisedir. Bir de tabii bizim edebiyatımıza geçmiş meşhur köpekler var ve köpek üzerinden yapılan edebiyatlar, edebiyatlar var. Edebiyatlar var. Yani bizim malumunuz e, bilhassa Tanzimat Devri Edebiyatı'nda gerek köpeklerin ve daha çok kedilerin... Ee, çok yeri vardır, çok yeri vardır. Köpek biraz negatif olmakla beraber, kedi biraz daha e, müspet olmakla beraber edebiyata geçmiş. Bu dünyada da böyledir, dünya edebiyatında da böyledir. Ee, mevzusu köpek olan çok sayıda roman, hikaye ve film vardır. Avrupalıların hayatında köpeğin biliyorsunuz çok daha mühim bir. Ha. Genellikle de böyle ro romantik böyle iç ısıtan hikayeler. Tabi. Şey. Köpek bir yere gidiyor bırakılıyor tekrar sahibini buluyor. Tabi. Ya da ayrılıyor da bir kampa gidiyorlar bakıyorsunuz köpek Tabii. kaybolmuş. Tabii, köpeği diye bir çocuk romanı vardı mesela hatırlıyorum sonra bir film de yapıldı orada da bir sen Bernhard'ınızı çok sevimli bir köpek. ...aileye devamlı yardım ediyor. Hmm. Köpek aileden akıllı. Ee, yani hep onları şeyden koruyor. Ee, tehlikelerden koruyor. <laughs> meşhur Redkit'in Rintintin'i... Hmm. ...yani şey olmakla beraber... Tenten. ...aptal olmakla beraber... ...Tenten'in köpeği... ...Kaptan Sivink'in Puyik'i... ...Pire hmm. Torbası olmakla beraber... ...yine sevimli bir figür olarak... bir yan bir karakter olarak evet. yer almış. Bir, bizim de mesela Leyla ile Mecnun'da meşhur... Leyla, hatta o hikayeyi ben çok severim... Mecnun, e, Leyla köpeklere yemek veriyor, yal veriyor, yal derler. Yal der. Yal köpek tabii hayatımızda çok. Yani sokak köpeği derler mesela çok gezen insanlara. Köpeğe kemik mi atıyorsun derler mesela... E, ...verilen şeyi beğenmediği Beğen. beğenmediği zaman. E, yani köpeklerin şeyler de çoktur. E, tabirler de çoktur. Hı hı. Leyla iyi görmeye gidiyor. Leyla ona çıkmıyor, görünmüyor. E, köpeklerin arasına girersem diyor, akşam nasıl olsa... ...köpeklere yal vermek için çıkacak... Hakikaten çıkıyor. Köpekler buna hırlıyorlar. Hırlamayın diyor. Ben de bu kapının köpeğiyim sizin gibi diyor. Hmm. Buna benzer bir hikaye daha var. Onu da anlatayım. Sonra Leyla e, çıkıyor. Köpeklerin yalını veriyor. bakık bu da orada köpeklerle beraber. E, yal tabağıyla suratına vuruyor. Ya burada da mı sen diyor? Hmm. Leyla e, mecnun bundan çok memnun oluyor. Köpeklerden farklı muamele yaptı bana. Hmm. Demek ki kalbinde ayrı bir yerim var. Yerim var. E, Çengeloğlu Tahir Paşa diyesim geliyor. Emin değilim ama müteazzım böyle biraz gururlu bir paşa. Ee, bu gururu sebebiyle menkubiyete uğramış. Padişahın gözünden düşmüş. Acaba ben padişahın lütfunu nasıl kazanırım diye tekrar uğraşırken padişahı görmek için fırsat kolluyor. Diyorlar ki padişah Maslak kasrına gitti. Sultan Abdülmecit. Maslak kasrına gitti. O da <laughs> Maslak ...kasrına geliyor. Padişah, o Maslak kasrının arkası korudur. Padişah oraya avlanmaya gelirdi. Ee, Sultan Abdülmecit veremliydi. Doktorlar... E, ...Maslak'ta yaşamasını tavsiye ettiler. Uzun zaman orada yaşasın, hani vereme iyi gelsin. Biliyorsunuz verem hastalığını senatoryuma... Evet, hava. ...kaldırdı hava. Fakat ömrü... ...vefa etmedi. Ee, verem... ...bütün ciğerlerini sarmıştı. Ve çok genç yaşta... ...Sultan Abdülmecit vefat etti. O Maslak kasrı... ...daha sonra Sultan Abdülhamit'in geçti oğluna. O şehzade hep orada oturdu padişah olana kadar. Ee, Sultan Abdülhamit tahttan indirdikten sonra da Maslak Kasrı Sultan Abdülhamit'in hanımı Beyce Sultana ve oğlu Nurettin Efendi'ye tahsis edildi. Ee, Tahir Paşa padişah Maslak Kasrı'nda olduğunu görünce içeri girdi. Tanıyorlar onu. Ee, bir yerde padişahı bekliyor. Padişah gelsin de ona iltifat etsin. De. Padişah avlanmadan geliyor. Av köpekleri var yanında. Av köpekleri bunu görünce huysuzları buna havlıyorlar. O da onlarla beraber yere çöküyor. Diyor ki... ...havlamayın. Arkadaşınızı tanımadınız mı? Ben de sizin efendinizin köpeğiyim diyor. Hmm. Padişah diyor ki... ...Tahir Paşa gibi birisinin böyle yapması... ...büyük bir tevazudur. Ben onu affettim. Şöyleymiş, suçu da şu... ...onu da hatırladım şimdi. Bakanlar Kurulu toplantısına en geç geliyor. Herkes ayağa kalksın diye. Millete kalkıyor eski terbiye... Ama artık milletin dikkatini çekiyor. Diyorlar ki Tahir Paşa geldiğinde ayağa kalkmayalım. Kararlaştı aralarında. Tahir Paşa gene aynı şekilde en geç toplantıya geliyor. Hiç kimse ayağa kalkmayınca kendisini oraya getiren odacıya diyor ki beni yanlış yere getirdin. Burası bakanlar kurulu değil diyor. Çıkıyor. Hmm. Padişah bunu duyunca bu ne kibir diyor ya. Herkes ayağa kalkmasını beklemek iyi bir şey değil. Herkese ayağa kalkmak bizim kültürümüzde vardır. Ama ayağa kalkıldığını istemek çok kötü bir şeydir. Hı -hı. Çok kötü bir şeydir. Kim olursa olsun, ondan dolayı gözden düşüyor. Köpeklere ben sizin do... ee, arkadaşınızı tanımadınız mı? Ben de sizin efendinizin köpeğim deyince Sultan Abdülmejid e, yaltaklanmayı kabul edecek birisi değil ama gururunun kırılmış olması bu kadar mi? gururun kırılması bir de tabii af da bir şan büyüklerin şanındandır. Tahir Paşa'yı affediyor. Yani köpek burada Tahir Paşa'yı Tahir Paşa'yı ...kurtarıyor. Yani köpeğin olayım... ...tabiri meşhurdur biliyorsunuz. Yani... E, ...o kadar sana bağlıyım ki... E, ...köpeğin olayım. Hatta... E, ...kötüler için de... ...köpeği derler. Filancanın köpeği. Yani onun emrinden çıkmaz. Düşük profilli... ...insanlar için kullanılır. Şiirlere de geçmiş... ...hicivlere de geçmiş. Hicivlere de geçmiş. Yani evet. Köpek kelbi... E, ...Tahir Efendi bana... ...kelp demiş. İltifatı bu sözde... ...zahirdir. Maliki mezhebim zira... İtikadımca kelp tahirdir. Tahir temiz demek Arapça. Aynı zamanda Tahir Efendi'nin ismi. Kalp Tahir, tahirdir. Kelp, değil mi? kelp köpek demek. Kalbi akur, kuduz köpek demektir. Tahir Efendi bana kalp demiş, köpek demiş. Nefi söylüyor bunu. Heccavi, meşhur Sultan dördüncü Murat devrinin Dünya tarihinin en büyük hicib ustalarındandır nefi Ve, ve muazzam, sonu da hicivle olmuş. Muazzam güzel şiirleri vardır. Fakat işte demek ki yine bir psikolojik bozukluğu var. Yine bir kibir var ama. Kibir galiba. var. E, tabii. Sanatçı da biraz ol, olmadan da olmuyor. Olmuyor, galiba. olmuyor. Evet, kendini beğenmemiş bir sanatçı kolay kolay yetiş maalesef. Bu da bir realite. Ee, Tahir Efendi bana kelp demiş. Yani bana köpek demiş. İltifatı bu sözde zahirdir. Yani bu sözde altısta iltifat ediyor. Hı hı. Maliki mezhebim zira. Maliki mezhebinde köpek... Hanefi mezebinden de daha hafiftir. Şafi en pistir Hanefi. Sonra Maliki gelir. Burada hem de vezne uysun diye Hanefi de diyebilirdi. Hı. Ama orada se hem sesleş şey Ses, hem... Evet. Maliki mezhebimiz zira... İtikadımca, inancıma göre kelp Tahir'dir. Yani kelp. Ben, köpek temizdir. Ama, Ama aynı zamanda Tahir Efendi. Kelp Tahir'dir yani. Kelp Tahir'dir. Evet. Bunu söylemiş. Bu nefinin e, hicvidir. Zaten sizin de buyurduğunuz gibi i̇şte. nefi sonunda e, uğradı dili belası. Nefi evet. uğradı dili belası diye tarih düşmüşler. E, padişah hicvetmiş. E, padişah bunu çağırmış, iltifat etmiş. Demiş bak bir daha bu işi yapma. Ee, ...vazgeç bu işten, insanlar üzülüyor, kırılıyor, bu bizim dinimize de uygun değil. Tamam efendim, söz vermiş. Ondan sonra tekrar bir hiciv yazmış. Ee, ve hicivi söylediği anda oraya yıldırım isabet etmiş. Bunun tabii uğursuzluğuna hükmetmişler ve Sultan Dördün, madem ki bu, bu işten vazgeçmiyor... E, ...bunu idam ettirin diye emir vermiş. Çünkü e, suçu tekrar eden kişiler... ...en nihayet idam edilir. Osmanlı hukukunda idam cezası yoktur. Ancak aynı suçu, mesela hırsızlık... ...devamlı yapıyorsa... ...artık o, o ıslah olmamış mı? demektir. İdamına hüküm vermiş. Ee, kızlar ağası onu... ...şeye götürürken... E, ...idam şeyini demiş ki... ...bir şey yaz... E, e, ...bir iki satır yaz. satır yaz... demiş, ...özür, e, özür demiş ben götüreyim papaz seni affettireyim demiş. Neyse, oturmuş ağası bir şey yazarken mürekkep damlamış. Teriniz damladı demiş şeye... Siyah ya. Evet. Kapatmış şey kızlarası Bostancıbaşı'ya teslim etmiş. Ya sonra ana kadar. Sonra ana kadar şansı varken, varken yine vazgeçmemiş. Şimdi Tahir Mevlevi vardı. Mevlevi şeyhi edebiyatçı. Onun da bu Nef'i'nin şiirine bir naziresi vardır. Onu da söyleyelim. Zehri Hicvi cihana neşredenin zebanı bir işek, zebanı efidir. Tahir olmaz kelp ancak nev'ü nev'i beşere nef'i vardır. Öyleyse nef'idir. Zehri hicvi cihana neşredenin yani hiciv zehrini dünyaya yayanın zebanı bir işek dili şüphesiz zebanı efidir. Yılan zehir dilidir. Çünkü hiciv yılan nasıl zehir saçıyorsa. Tahir olmaz kelp. Yani temiz olmaz köpek. Ancak nevi beşere, insan cinsine nef'i vardır, menfaati vardır. Nef menfaat hı. demek. Öyleyse nef'idir. Şairin adı nef'i ya. Hı. Öyleyse menfaatlidir yani. O da başka bir şey yaptı. O, o, da başka bir hicv. buna cevap vermiş. Yani aslında hicvin kötü olduğunu anlatırken bile, bile hicv yapıyorsun yapmış. Yapmış. evet. Efendim çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Sağ ederim. olunuz. Görüşmek üzere.